Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hanım ablalar, hoca hanımlar, mümine hanımefendiler. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Ama soruma cevabınız çok gürültülü olmayacak şekilde nasıl bana cevap verebilirsiniz? Bir hanım ablamız bu mikrofonu bana verenler de gerçi vermedi bıraktı gitti. Beni çağırdı bıraktı gitti. Nerede o hanımefendi? Siz miydiniz? Siz bir cevap verir misiniz? Siz biyoloji okudunuz mu? Okudunuz. Okudunuz mu? Hala okumadınız. Fen bilgisi okumadınız mı ilkokulda? Okudunuz. Size bir soru soracağım. Şimdi bilemezsen bir zararı yok. Olacak bir şey yok. Bütün insanlık ölmüş olsa bir sebepten insanlık bitti. Nuh Aleyhisselam gibi bir tufan oldu. İnsanlık gitti. Tek bir kadın ve tek bir erkek dünyada kalmış olsa o kadın yeniden insanlığın 7 milyar olacağı kadın olabilir mi? İspat edeceksin ama evet ve hayır değil bu. Siz işte bu bu fırtınadan korkuyordum. Bir kişiyle konuşmak istiyorum. Siz dinliyorum. Çok uzun cevap verdin. Daha bir cümle söyle hem duyayım. Havva'dan başka örnek verebilir misin? Bir dakika ben cümlemde kullandım da o örneği. Nuh Aleyhisselam'dan sonra 10 bin kadın kalmamıştı. Değil mi? Şimdi bu cevap ee, çok bilimsel değil. Üniversitede tez olsa tezi savunulmaz, kabul edilmezdi. Ee, kadın kısırsa ne olacak? Bütün soyumuz kurudu o zaman. Bir gelir misin şöyle? Şurada dur. Soruyu tekrar soruyorum. Tekrar cevap vereceksin. İnsanlık bitti. Bir kadın, bir erkek kaldı. Öyle bir Nuh Aleyhisselam tufanı düşün. Bu edebiyat cevap değil o. Bir kadından yeniden 7 milyar olabilir miyiz? Ya hanım ablalar temsilcinize saygılı olun. Temsilciniz konuşuyor. Bunu daha, daha bilimsel beni ikna edecek bir cevap söyle. Daha bilimsel. Şimdi sen baştan savuyorsun Allah isterse yapar. İstese taştan da yaratırsın. Evet. Biz bize göre hesap kitap yapacağız. Ona göre güveneceğim ben bayanlara mesela. Alakası yok. Meryem kendisi yaratıldı çocuğu oldu çocuğunun çocuğu olmadı gitti torunu yok ben 7 milyar olacak ondan diyorum o edebiyattı nasıl olsa hoca Meryem'i seviyor öyle geçiştirdi olmadı o zaman sen geç seçimi kaybettin vekil seçimliğini kaybettin buyur Diyor, oradan söyle sorumdan vazgeçtim. Hanım ablalar sorudan vazgeçtim. Soracağım, cevap vereceğim. Efendim. Hanım ablalar isterseniz ben cevap vereyim. Ee, cevap oturabilirsin sağ ol. Cevaplar doğru ama ikna edici değil. Kadın 7 milyar şimdi belki 70 milyarda geçmişinde insanlık var. Belki daha fazla. Hepsi Havva'nın çocukları. Bir itirazım yok. Havva kısır olsaydı ne olacaktı? Hiçbir işe yaramayacaktı. Yeni bir Havva gerekecekti. Onun için yeni bir Nuh tufanı olsa maazallah bir kadın bir erkek kalsa dünyada bütün yeni insanlığın umudu olan o kadın orijinal kadınsa insanlık tekrar ayakta demektir. Umut olan kadın da kısırsa insanlığın ruhu için Fatiha okuyabiliriz o zaman. Bu cevabıma itirazım var mı? Yok. Burada Allah dilerse Ya Allah dilerse gökten Yağmur yerine insan da düşürür canım Allah dilerse yapar Biz elimizdeki verileri Hesaplayarak bir sonuca ulaşmak istiyoruz Şimdi hanım ablalar Bu örneğimi Bu ablaları buraya Çıkararak söyletmemin nedeni Belki ben hani Tek taraflı düşünüyorumdur da e, Makul değildir diye Size de onaylatmak istedim Sözümü tekrar vurguluyorum. Örneğimde dedim ki tek bir kadına mahkum kalacak olsak günün birinde veya tek bir erkeğe demiyorum. Çünkü insanlığın erkeksiz de doğuran kadını var. Dolayısıyla yüzde yüz erkeğe muhtaç değil insanlık. Yüzde yüz kadına muhtaç. Çünkü Meryem var. Bunda alkışlanacak bir şey yok. Allah'ın kudreti demişti ya Allah'ın kudreti. Şimdi hanım ablalar çok alkışlamamanızı tavsiye ederim. İki gün önce Muş Üniversitesi'ndeydim. Orada böyle bir tomar soru geldi. Önce yöneticiler beni uyardılar dediler hocam ırkçılıkla ilgili sorular gelir dikkat et dediler. Hazırlıklı ol. Bana ne dedim ben siyaset adamı değilim. Beni etkilemez. Dikkat et dediler. Siz, Hiç ırkçılık sorusu gelmedi. Hep kadın sorusu geldi. Bir soru geldi. Kaldırdım kartlardan birini. Çıplak giyinmişle ne kastediyorsunuz konuşmalarınızda diye bir soru geldi. Ben de onu izah ettim. Sonra müthiş bir alkış yaptılar. Dedim ki ya arkadaşlar bu alkış cenazelerde filan katilleri protesto için yapılıyor. Mitinglerde de insanları sevmek için yapılıyor. Siz beni niye alkışladınız dedim. Bir alkış daha yaptılar. <laughs> Şimdi bunun kadar bir salon üniversiteli. Hocalar filan dekan orada. Dedim beni protesto mu ediyorsunuz alkışladılar. <laughs> Çok mu beğendiniz dedim yine alkışladılar benim kafam karıştı iniyorum dedim bıraktım konuşmayı zaten sonuna gelmiştik şimdi sizin protesto mu ediyorsunuz ee, seviyor musunuz anlamadım <laughs> yok onun zamanı dolmuştu ondan bıraktım hanımefendiler bir şey söylemek istiyorum onu da bir kalıba oturtmam gerekiyor bir kadın bütün insanlığın tamamını yeniden oluşturacak kapasiteye sahiptir. Bunu bilimsel olarak nasıl ispat ederiz, edemeyiz ayrı bir konu. Ama aklı olan herkes bunun böyle olduğuna inanır. İnanmak zorunda, başka çaresi yok. Çünkü örnekleri var. Ama bir erkek kadınsız olabilir mi? biraz olamıyor işte. Çünkü tek de olsa kadınların tek olma örneği var. Erkeklerin yok. Hanımefendiler. Mücahide Hanım Allah'ın örnek gösterdiği Kur'an-ı Kerim'de işte kadın dediği iki kadından bir tanesi. Hatta ikisi kimdir biliyor musunuz? iffet ve ahlakı bütün insanlık çökertmiş olsa bile ben varım diyen her kadın Meryem'dir her kadın Asiye'dir her genç kız Asiye'dir Meryem'dir çünkü insanoğlunun ahlakı da dindarlığı da İnsanlığı da kadına mahkumdur. Kadınsız insan da yok, kadınsız din de yok, ahlak da yok. Çünkü zaten ahlakın varlığı yokluğu kadının bulunduğu yerde anlaşılıyor. Bunun için bütün dünyada insanlığın çökmesi için uğraşanlar kadının çürümesi için önce uğraşıyorlar. Kadın çürüdüğü zaman genç kızlar henüz gençken çürüyüp ihtiyarladığı zaman insanlığın peygamberler bile gelse düzeltemeyeceği kadar bozulduğu bir döneme gelmişler demektir. Bunun için biz Genç İmam Hatip nesli sizler. Genç mümin hanımlar dediğimiz zaman insan olarak ve Müslüman olarak yeryüzünde umudumuz olan çekirdeği konuşuyoruz demektir. Bir genç kızımızın olması veya olmaması ya da o kızımızın ahlaklı olması ya da ahlaksız olması sadece onunla ilgili değil. Hani 7 milyar insanın tamamını kendisinde barındıran güç o güçtü ya. İşte 7 milyarın ahlakı da, dini de, geleceği de o sözünü ettiğimiz genç hanımdır. Şimdi biraz önce mikrofon tartışmasından dolayı o hanım kardeşi kaldırdık. Sıradan herhangi bir hanım kızımı kaldırsam Nuh tufanından sonraki kadın sen olsaydın şimdi seni ne diye ancaktık deseydim Havva'dan sonra ikinci ana diyecektiniz bana derdi değil mi? Ben o kadar yükün altına giremem kusura bakmayın. Ben hacı anne diye anım beni yeter deseydi ayıplayacaktık onu. Neden? Sen 7 milyar doğurmayacaksın ya 7 tane belki doğuracaksın filan asır sonra şu kadar asır sonra o 7 milyar olacaktı. Şerefi senin yükü başkalarının olacak diyecektik o hanım kızımıza. Şimdi bir bayan bütün insanlığı gen olarak ben barındırıyorum diye inanıyorsa ona insan modelinin en güzel örneği diyorum ben. Öyle zaten. Özürsüz kadın o. Sıkıntısız anne adayı o. Aynı şey benim ahlakım açısından da geçerli ablalar. Bütün dünya kadınları bir kenara ben tek başıma Hatice'nin ahlakını gen olarak kıyamete kadar taşıyacak son kadın olmaya hazırım diyen hanımefendi bu zamanın Meryem'i demektir bu mübalağalı sözlerle söylemek istediğim şu hanım ablalar siz kendinizi Ahmet'in kızı Fatma olarak Mehmet'in kızı Ayşe olarak görüyorsanız kendi kendinize zarar ediyorsunuz siz Allah'ın nazarında Peygamber aleyhisselamın nazarında bir dünyasınız her biriniz koca bir dünya ve insanlığın bütünüsünüz Sizden birinizi bir insan öldürecek olsa, bir katil sizden birinizin canına kıyacak olsa Allah onu bütün insanlığı öldürmüş gibi görmüyor mu? Demek ki bir taneniz bütün insanlık yapıyorsunuz. Bu nedenle sizden biriniz yükseldiği zaman ahlak olarak ilim olarak genç ana olarak genç eş olarak yükseldiği zaman insanlık yükseliyor demektir sizden biriniz facebook ağlarına takılıp kaldığı zaman aslında takılan insanlıktır siz değilsiniz çünkü sen Leyla değilsin sen Ayşe değilsin insansın Şeytanın karşısında olan ne kadar iyilik, değer, fazilet varsa hepsi sana umut bağlamışlar. Sizden biriniz talebe de olsa, ev kızı da olsa, babasının kızı da olsa, öğretmenin talebesi de olsa aslında kendisi değildir. Herhangi biriniz kendiniz değilsiniz. Ben de kendim değilim. Biz bir ümmetiz. Bu ümmetlik bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olma özelliği değil mi? Biz ümmet olarak sıradan bir ümmet miyiz? Yoksa bütün insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet miyiz biz? Hayır. Biz insanlığın umuduyuz. Ümmet olarak İnsanlığın umuduyuz. Kadın da insanın özü. Bu nedenle hanım ablalar size derslerinize çalışın. Çok iyi ders yapın diyecek halim yok benim. Üniversiteyi kazanın, hoca olun, alim olun diyecek halim de yok. Bu sözlerden bıkmışsınızdır bile. Ama ben size şu Nuh tufanını andıran şu büyük ahlak tufanından sonra insanların rezilliği ve haramları helallerden daha değerli gördüğü şu çirkin zamanda ablalar siz ümmeti Muhammed'in umudusunuz. Bu umutla oynamayın. Bütün üniversiteler sizin ayağınızda paspas olsun. Bilim nedir? İlim nedir sizin önünüzde? Siz ilim adamı olsanız olmasanız ne olur? Siz insanlığın umudusunuz. Bu ümmetin, insanlığın yarını sizin gibi olacak. Siz kendinizi bütün insanlık kadar değerli görmek zorundasınız. Ablalar siz herhangi bir kız değilsiniz. İmam Hatip'li olmanız da çok önemli değil. Evet, o bir farklılık ama tek ölçü değil. Tek ölçü siz umutsunuz. Bu umut da annenizin, babanızın umudu, öğretmeninizin, okulunuzun umudu onu da kastetmiyorum. Fakat siz şu ızdıraplar içinde kıvranan Allah'ı unutan şeytanın ağlarına takılıp helak olmaya doğru giden Nuh tufanından daha beter bir tufan içinde yüzen insanoğlunun 50 sene sonrası, 100 sene sonrası, dünyanın ömrü varsa bin sene sonrasısınız. Herhalde sizden başkasına bu yükü yükleyecek haliniz yok. Sizi Allah Başında imamlık ve hatiplik bulunan bir kurumda tutuyor. Sizi sevdiğini ve seçtiğini gösteriyor bu. Siz kendinizin kıymetini bilmezseniz, siz 3-5 derste başarılı olmayı kendiniz için yeterli görürseniz, size yardım edecek bir melek bile bulunmaz. Bu nedenle şu kendi kıymetinizi iyi bilin kendinizi iyi takdir edin. Basit bir talebe veya işte üniversiteye hazırlanacak çalışkan bir öğrenci gibi yaftalar sizi asla ikna etmemeli. Asla siz çok başarılı olmayı yeterli bulmamalısınız. Tamam? Başarılı olacaksın. Çünkü ahlakın en önemli gereklerinden biri başarılı olmaktır. Tembel ahlaklı olsa ne olacak? Ahlaksız olsa ne olacak? Ama diplomanız bir kağıt üzerinde yazdığı gibi anlınızda da yazmalıdır. Bu söylediğim sözler şu şekilde özetlenebilir. Şimdi akşam eve döndüğünüzde bugün gelen Hoca ne anlattı size sorulduğunda belki de babalarınız "Ya bu hoca hem sakallı hem de nasılse böyle ahlaksız şeyler anlatmış." diyebilir. Ama söyleyeceğim şeyler annelerinizin, babalarınızın size söylemekte tereddüt edeceği şeyler de olsa, beni analarınız, babalarınız tenkit edecekti olsa Allah bunları size söylediğimi duysun istiyorum. Bir, şu önümdeki yüzlerce hanım kızım asla Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan milyonlarca kız öğrencilerden bin tanesidir demiyorum. Vatandaşlık, hanım kızlık, başörtülü kızlar böyle bir değer ifade etmiyorum. Siz benim ümmetimin bin sene sonrasısınız inşallah. Siz yürüyen Kur'ansınız. Siz ben ahlakı tamamlamak için gönderildim diyen Peygamber aleyhisselamın umudusunuz. Talebe değilsiniz. Babalarınızın, annelerinizin kızları değilsiniz. Ümmetimin göz bebeğisiniz. Bir tufan iyisini kötüsünü, hacısını, hocasını, Türkünü, Laz'ını, Boşnağını herkesi aldı götürüyor. Camilerin kapılarında bile ahlak sıkıntısı olan bir zamanda yaşıyoruz. Şimdi ezanların bile okunduğu zamanlarda bu kadar büyük çöküntü yaşayan bir toplum, dünya Yüz sene sonra ne olacak? Şimdi internet daha yeni yeni öğreniliyor da... ...bu kadar çürüttüyse bizi... ...yüz sene sonra... ...o gelişmiş, o zamanki gelişmiş haliyle... ...internet bizi ne yapar acaba? Diye... ...düşünüp... ...kahrolan... ...ve gelecek adına... ...endişeli olan ne kadar Müslüman varsa... ...Kabe'nin duvarına yapışıp... ...bizi helak etme Ya Rabbi ümmetimizi çökertme ya Rabbi diyen Allah dostu varsa siz onların umudusunuz. Siz başörtülü olduğunuz için değil, baş örtüsüne, iffete ve ahlaka baş vermeye hazır olduğunuz için kıymetlisiniz. Dekor peşinde koşan bir ümmet değiliz biz. Ruh peşinde, beyin peşinde koşan bir ümmetiz biz. Birinci sözüm şu hanım ablalar. Kaldırın kendinizi. Şu İmam Hatip talebesi, babasının kızı, Türkiye vatandaşlarından bir kız. Silin bu isimleri. Kendinize ümmetin umudu bin sene sonrası Nuh tufanından sonra kalmış tohumluk örnek tek insanın aslı filanca kız kendinize lütfen Böyle bir isim koyun bu bir. İkincisi hanım ablalar Allah kimseye muhtaç değil ve kimsenin edebiyatına da inandığı yok. Allah kuru vaat istemiyor kullarından. Merak etme ya Rabbi biz senin dediğini yaparız diye teselli beklemiyor. İş istiyor, iş. Bunun için sizin bu ümmetimizin umudu olma enerjiniz bu ruhunuz ispat edilmeli. Bunu nasıl ispat edeceksiniz? Başörtüsüyle mi? Hayır. Hayır. Çıkarın başörtünüzü. Zararı yok. İmam Hatip talebeliğiyle mi? Hayır. Bırakın başka liseye gidin. Zararı yok. Hafız olarak mı? Hayır. Hayır hafız olarak da değil peki ne olarak ben Nuh tufanından sonraki tek kadın bu kainatın Meryem'iyim asiyesiyim diyen ruhu madem başörtüsüyle imam hatiplilikle hafızlıkla ispat edemeyeceğim neyle ispat edeceğim kadınlığımla kadınlığımla Hanım ablalar bakın ta Habil'le Kabil bir kız yüzünden kavga ettikleri günden beri erkek kadının peşinden koşardı kanun böyleydi. 50 kere dayısını halasını gönderir de kız o delikanlının geçeceği sokağa mendilini bile asmazdı görüp beni imrenmesin diye. Şimdi sizin zamanınız. Erkeğe mesajlaşalım mı diye Müslüman kızların bile telefonla haber gönderdiği zamandır. İşte tufan bu tufan. Nuh tufanı bu ve sizden beklenen o hani tufandan sonra bütün 7 milyar insanın aslını devam ettirecek dediğimiz nesil var ya İşte o kendisini ucuza kaptırmayan orijinal Havva kalitesinde orijinal Meryem kalitesinde orijinal Asiye kalitesinde hanımefendi nefsine karşı şeytana karşı internetiyle telefonuyla medyasıyla televizyonuyla bütün dünyanın saldırılarına karşı orijinalliğini bozmayan hanımefendi hanımefendi Müslüman ol başörtünden değerli hafızlığından değerli bir iş yapmış olursun Allah Allah seni doğru büyüten 20 senedir senin şerefli düğün gününü bekleyen ananı babanı kırıp onlardan habersiz birisiyle telefonlaştığın, mesajlaştığın bir afet olarak o annenin babanın başına düştükten sonra Kur'an değil 104 kitabı ezberlesen ne işe yarayacak ki? Hanım kızlar bu dediklerim hayal aleminde bir romandan okuduğum şeyler değil bunu siz de biliyorsunuz. Rüyalarımda gördüğüm şeyleri söylemiyorum sosyete abdestsizlerin evlerinde yetişmiş çocukların facialarını da konuşmuyorum bilakis müslüman abdestli namazlı anne babanın çocuğu olduğu için aklınca anne baba baskısından başka türlü sıyrılamayacağı için asiyelik imkanı varken asi bir kul olmayı tercih eden zavallı başörtüsünden de güya taviz vermeyen aldanmış zihni aldanmış kurtuluşun tek çekirdeği olma şansını bırakıp tufanda sürüklenmiş çöp gibi helak olup gitmiş ne kadar olduğunu Allah'tan başkasının bilmediği büyük bir sürüngen kitleyi gördüğüm için bunlara karşısı uyarıyorum. Herkes diyor ki ben bir defa ve dikkatli yaparım bu işi. Şeytan da diyor ki herkesi bir defalığını alıyorum zaten diyor. Hanım ablalar lütfen lütfen alınmayın. Nasıl bayanların en hassas değer ölçüsü toplumda bir defa gider bir değerdir. Beyinler de bir defa kirleniyor. Onurlu Asiye kafalı bir kadınla kendisinde her türlü cesareti bulmuş ve her türlü beyin sıkıntısı yaşamış birisi Allah'ın huzuruna aynı çıkarlarsa adalet diye bir şey olur mu cennette? Şunu unutmayınız. Siz bir defa doğdunuz. Bir daha da doğmayacaksınız. En çok 20 senedir bu dünyadasınız sizden önce şeytan Habil'den beri milyarlarca genç kızı genç erkeği avucunun içinde top gibi oynatıp duruyor sen hani euzubillahimineşşeytanirracim deyince nükleer silahtan kaçıp gitmiş biri zannediyorsun ya onu o da kıs kıs gülüp duruyor çek besmeleyi oku Yasin suresini sonra da aç cep telefonunu Cep telefonu da başka bir besmele tabi. Ondan sonra ya nasip. Kızlarım benim. Ey bu ümmetin asiyeleri. Cici Meryemler. Bu tufanda Allah dileseydi hiç bunlar olmazdı. Ama bu tufanı da gönderen Allah seçmek elemek istiyor. Bir mesaja kanan ve bin mesaja da tenezzül etmeyen iki kişiden birini almak istiyor Allah. Bana böyle dememişti Allah içindi de yaptığımız. Allah için kiliseye gitmiştin ama unutma. Allah için şarap içmek gibi bir hata yapmıştın sen. Ablalar şeytan sizden sizden babanızdan hocalardan peygamberlerden ve babamız Adem aleyhisselam'dan çok daha kurnaz. Çok daha akıllı. Allah korumasaydı peygamberleri, peygamberler de onun tuzağına düşerlerdi. Ne diyor peygamberimiz? Bana da Allah şeytan görevlendirdi ama sonra benimkini Müslüman etti de rahat ettim diyor. Biz zannediyoruz ki şeytan elinde büyük bir nükleer silah gelecek. Ya öldürüyorum seni ya zina yapacaksın, içki içeceksin diyecek zannediyoruz. İyi bilin ki şeytan böyle yapmaz. Aptal değil o. Silahını gösterse kaçacaksın bunu bilir. Seni mesela mesela yarın sabah namazı kılmaman için kılma yarın ne olacak yarın salı salı günleri kılmasan da olur diyor mu kimseye böyle der mi hiç? ne diyor ama bir saat iki saat kitap oku diyor saat 11'de kitap okumaya başlıyorsun bir de uykun gelmesin diye bir çay iç diyor daha iyi efkarlı çalışırsın bir de çay içittiriyor sonra 3 oluyor uyuyamıyorsun 4'e doğru başın ağrıyor bir kestiriyorsun sabah namazını öğleden sonraya bıraktın akşam ne yapıyordun sen Allah için İslami kitaplar okumuştum sabah namazını kim için kılmadın Allah için şeytan güçlüdür bu nedenle sevgili ablalarım benim Hiçbir erkeğin delikanlının sakallı da olsa hafız da olsa dünya birincisi bir hafız da olsa size söylediği cici sözlere sakın inanmayın. Sözü doğru olabilir ama ticaret bu. Herkes kazanmak için konuşur. Ben erkeklere söylerken de hiçbir kadının sözüne sakın inanmayın diyorum. Neden? 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 Biliyor musun neden? Kaç yaşındasın? 20. Kaç kere evlendin? Kaç kere boşandın? O kaç kere evlendi? O kaç kere boşandı? Neye göre konuşuyor? Şöyle olacak, böyle olacak. Bir geliyor 20 yaşında delikanlı, beraber şu dünyanın en muhteşem İslami yuvasını kuracağız, cihat edeceğiz. Daha önce kurdun mu? Yaptığın iş mi? Nereden biliyorsun? Bu sözler, bu sözler ne Tevrat'tan okunmuş ne de Kur'an'dan okunmuş sözler. Şeytandan ilham alınmış sözler bunlar. Edebi kıt, ahlak-ı kıt delikanlı. Madem sen Allah için cihad edecek, Kudüs'ü kurtaracak bir ev kuracaksın. Var mı Allah'ın dininde anasından babasından habersiz bir kızla gidip konuşup pazarlık etmek? Var mı? Kızlar bana bakın. Bu protesto değil, değil mi? <laughs> Kızlarım, Meryemler beni dinleyin bakın. içinizde hafızlar var. Kur'an biliyorsunuz. Açın İsra Suresi'ni. Allah ne diyor? "Vekadâ rabbuke lâ ta'budu illâ iyâ" ve bil ihsana Allah'ın kararı şudur iki nokta ondan başkasına ibadet etmeyeceksin bir anayı babayı asla ezmeyeceksin anaya babaya ihsanla muamele edeceksin iki hani İslam Allah peygamber zekat hac vesaireydi ayet ne yaptı İsra suresinde bir Allah iki ana baba dedi Böyle bir din Anayı babayı Allah'tan sonra ilk sıraya koyuyor Sen anandan babandan habersiz Onların asla razı olmayacağı Ve duyunca da kalp krizi geçirecek belki de zavallı adamcağız O şekilde sen onu çiğniyorsun Ama bunu yaparken de Mescidi Aksa'yı yeniden hürriyetine kavuşturacak Selahaddin Eyyub'i yetiştirmek için yapıyorsun Buna hangi meleği inandıracaksın? Melekler buna inanırlar mı? Sen madem Allah için yuva kuracaksın Mücahitler mücahideler ordusu kuracaksın Bismillah deyip Kur'an'ın bir ayetine uyup da Anana babana Allah'tan sonraki hak sahibi Anana babana itaat ederek anacığım babacığım şu işe izniniz var mı diye sorsana göreyim onlar izin vermez niye izin vermezler uygun görmezler yam yam mı bu da uygun görmüyorlar onu sen nereden anladın kaç senedir sen çocuk yetiştiriyorsun 20 yaşında ne tecrüben var da tam aradığım Allah için bir delikanlı diye olduğuna karar verdin ve veyahut da bir erkek delikanlı çok beğendim. Nesini beğendin? Sen kumaş beğendin. İnsan beğenmedin ki. Nasıl ölçüyorsun? Aslında ne gördüğüne beğendiğini anladığı olduğundan değil. Sorun ne? Şeytan herkese zehiri nasıl içirteceğini çok iyi bilir. Bizden önce çok tuzaklara düşürdü. Çok insanlar helak etti. Hanım ablalar, gelin siz ümmetimin umudusunuz. Bu umudu çökertmeyin. Size denizin dibindeki balinalara varıncaya kadar herkes dua ediyor. Melekler size dua ediyorlar. Siz umutsunuz. Siz umutsunuz. Umutsunuz bu garip ümmetin. Bu merhum ümmetin umudusunuz. Analarının çarşafı yırtılmış sokaklarda çarşafsız dolaştırılmaya zorlanmış bir milletin çocuklarısınız siz. Bizim sorunumuz başı örtmek sorunu değildir. Biz gerekiyorsa başımızın da açılmasına razı oluruz. Ama beynimizin açılmasına ve yabancılara kiralanmasına razı olmayız. Onu kabul edemeyiz. Onu kabul edemeyiz. Bunun için siz Kendinizi çok büyük görün. Bütün insanlık gitsin ben buradayım deyin. Allah görsün ki firavunlar her tarafı işgal etseler, insanların doğum yapmasında yasaklasalar ve doğanı da öldürseler, Musa'yı sürseler, Harun'u sürseler, kadınları piramitleri yapmak için amele olarak kullansalar Firavun'un sarayında bir asiye olarak imanı kıyamete kadar taşımaya hazır bir kadın olarak Allah sizi görmelidir. Bu bir seviyedir. Bu seviye İmam Hatip lisesini bitirip İlahiyat Fakültesine gitmek seviyesi değil. Ondan çok daha üstün bir seviye bu. Bu bu sefil toplumun içerisinden ahlakın Kablosuz bir cihazla bütün evleri, okulları, iş yerlerini işgal ettiği ahlaksızlığın ahlak haline geldiği toplumda peygamber ahlakıyla ayağa kalkan şerefli, onurlu ümmeti Muhammed'in umudu hanımlar kızlar olmaktır. Siz meleklerin hayran olduğu kimseler olursunuz o zaman. Siz ümmeti Muhammed'in şehitlerinin dualarıyla cennete girersiniz. Sizin o zaman diplomaya ihtiyacınız yok. Siz kendiniz diplomasınız zaten. Ama ben burada evlenirken muhakkak annenizin, babanızın haberi olsun demek için bunları anlatmadım. Onu yaygın olduğu için ve çarpıcı bir örnek olduğu için sundum. Ahlak sadece evleneceğin kişiyi belirlerken ortaya çıkmaz. Senin yürüyüşün ahlaktır zaten. Oturuşun ahlaktır. Namaz kılışın ahlaktır. Selam vermen ahlaktır. Allah senden sadece evleneceğin zaman ahlak istemiyor. Varlığın senin ahlak. Sen gittin mi? Benim ümmetim gitti. Senden sonra benim Selahaddin'im olmaz. Sen yoksan benim Fatih'im de yok demektir. Fatih de sensin. Selahaddin de sensin. Ulubatlı da sensin. Sen gidersen ben yıllarca senin gibi birisini bekleyeceğim ümmet olarak demek ki. Hanım ablalar siz sadece tebrik edilmelisiniz. Bu yüce makamınız hepinize kutlu olsun. Allah sizi yalnız komasın. Ahlakın, ibadetin, şeref ve iffetin temsilcileri olarak asırlar sonrasının örnekleri olan sizleri tebrik ediyorum, dualar ediyorum. Selamünaleyküm.